Kripto sesli habere hoş geldiniz. Upinet etkinliği durdu, Shiba Ryum Mainnet sürümü yaklaşıyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba, Bon ve Leash haberleri için bizimle kalın. Upinet etkinliği azalırken Shiba Ryum, ana ağ lansmanının yakında yapılması bekleniyor. Shiba Ryum Mainnet'in piyasaya sürülmesiyle ilgili spekülasyonlar, Upinet etkinliğinin 5 Ağustos'ta aniden durmasının ardından yoğunlaştı. Shiba Ryum Beta Testnet'in blok zinciri kaşifi Pupiskan, ağda tuhaf bir aktivite ortaya çıkardı ve Shiba Inu topluluğu arasında bir merak dalgası yarattı. Pupiskan'dan alınan son veriler, Pupinet'in son 72 saat içinde tam bir işlem dondurduğunu ortaya koyuyor. Bu da 5 Ağustos'tan bu yana ağın faaliyetlerinde ani bir duraklama olduğunu gösteriyor. Mevcut en son istatistiklere göre, Pupinet'in işlem sayısı 35.04 milyon ulaştı ve ortalama blok süresi 7 saniyenin altındaydı. Ağ toplam 1.989.675.98 milyon blok işledi ve önemli bir 17.06 milyon cüzdan barındırdı. Gelişme, Shiba Inu meraklıları arasında, Shiba Ryum'un Pupinet adlı beta aşamasının 15 ve 16 Ağustos'ta yapılması planlanan Blockchain Futurist Konferansı 2023'te Shiba Ryum Mainnet'in lansmanına hazırlık olarak sona erdiği yönündeki spekülasyonları ateşledi. Ancak ekip, hareketi henüz resmi olarak onaylamadı. Buna paralel olarak, Shiba Inu geliştirme ekibi çok çalışıyor ve yaklaşan Shiba Ryum Mainnet lansmanı için gerekli hazırlıkları yapıyor. The Crypto Basic tarafından daha önce bildirildiği üzere Shib'in baş geliştiricisi Shitoshi Kusama, Shib ekibinin kalan Bon arzını bastıktan kısa bir süre sonra Bon sözleşmesinin mülkiyetini ve kontrolünü yakında bırakacağını doğruladı. Ek olarak, Shiba Inu ekibi, uzun süredir beklenen Shiba Ryum Layer 2 Solution öncesinde Shiba Inu ekosistemini iyileştirmek için çeşitli girişimler başlattı. Bu girişimler arasında Shiba Ryum SSE, özkegemen kimlik ve halka açık testler için Shiba Ryum Beta Köprüsü'nün lansmanı yer alıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.